Herkese merhabalar, iyi akşamlar, güzel pazarlar dilerim. Ben Jale Tezer Eğitim Kurumları Beden Eğitimi Öğretmenlerinden Aslıhan Başar. Bu akşam okulum adına çok önemli bir ismi, alanında çok uzman bir ismi ağırlayacağım. Klinik beslenme uzmanı, öğretim üyesi Selahattin Dönmez bizlerle birlikte olacak. Evet, iyi akşamlar Aslıhan Hanım. Duyuyorum, nasılsınız? Çok teşekkür ederim. İyiyim. Sizler nasılsınız? Vallahi çok güzel. İstanbul çok sıcak. Tabii ki koronavirüs nedeniyle evdeyiz. Doğal Kesinlikle. olarak da bu canlı yayını heyecanla bekledim açıkçası. Kesinlikle biz de öyle. Bizler de evdeyiz. Çok sıcak ve bu değerli vaktinizi bizimle paylaştığınız için çok çok teşekkür ediyoruz. Böyle bir zamanda biliyorsunuz her birimiz evlere kapandık, çıkamıyoruz. Ancak bu şekilde renklendirdiğiniz için pazar akşamımızı çok teşekkür ediyoruz. Evet, bugün sizinle yaşam döngüsünde ideal beslenme, okul çağı, adolesan ve yetişkin dönemlerdeki beslenme konularını konuşacağız. İsterseniz okul çağı dönemindeki beslenme ile başlayabiliriz. Size birkaç sorum olacak bu dönemle Seve seve. ilgili. Tabii ki seve seve. Buyurun. Tamam. Okul çağı çocuklarında beslenme nasıl olmalıdır? Nelere dikkat edilmelidir? İlk sorumuz böyle olsun. Böyle başlayalım. Seve seve. Şimdi Aslıhan Hanım, aslında beslenme her bireyin çocukluktan, bebeklikten, adolesan dönemden, yetişkinlik döneme kadar aslında sorumlu olduğu en güzel alanlardan bir tanesi. Neden? Kesinlikle. Keyifle yaptığımız bir aktivite. Düşünün, Evet. çocuğunuz varsa, bebeğinizi ilk Var. kucağınıza aldığınızda yaptığınız ilk iş bebeğinizi beslemek oluyor. Ve Evet. içgüdüsel olarak da siz yaşam boyunca çocuğunuzu beslemekle uğraşacaksınız. O Kesinlikle yüzden öyle oluyor. ben diyorum ki evin beslenme müdürü anneler. Biz ne kadar uzmanlar olarak, pediatristler ve pediatrik alanda uzman olmuş olan diyetisyenler öneriler versek de, annenin beslenme bilincini ne kadar çok arttırırsak çocuğun yaşam dönemindeki bir büyüme ve gelişmesini, iki de kronik hastalıklardan korunmasını önleriz. Bugün çok güzel araştırmalar var. Tabii ki bilim çok güzel kendini yeniliyor ve güncelliyor. Nedir bu araştırmaların sonuçları? Anne karnına düştüğü andan itibaren emriyor. Annenin beslenmesinin çocuğun 2-3 nesil daha sonraki neferlerinde kronik hastalıklara yakalanma riskini azaltıyor ya da artırıyor gibi etmenleri kalkül etmiş oluyoruz. O nedenle ilk önce şunu söyleyebiliriz. Anneler doğum yaptıktan sonra ilk 6 ay içerisinde anne sütünü keyifle bebeklerine su bile vermeden vermeleri. 6. ayından itibaren de doğru ek besin planı çok önemli. Özellikle hipoalerjen, besleyici değeri yüksek olan yiyeceklerin çeşitlilikle bütün bir yaşam boyunca sağlıklı beslenmenin içerisindeki o çeşitliliği orada kurar ise anne, çocuğun ileriki dönemde benim çocuğum sebze yemiyor ya da meyve yemiyor veya süt içmiyor konularından uzak kalıyoruz. O nedenle doğru ek besine geçiş ve bir yaşına kadar çocuğun çok iyi bir şekilde pediatrist ve beslenme uzmanı tarafından takip edilmesi. Ne açıdan takip edilmesi? Büyümenin izlemi diyoruz biz buna. Bir, baş çevresi. İki, boy uzunluğu. Üç, kilo artışı. Sizler bunları çok yakından deneyimlediniz. Evet. Ve gördüğünüz zaman, Devam ediyoruz. Şimdi de bizim zaten değerli ailelerimiz var. Belirli bir okul yaşına getirdikleri için çocuklarını bu safhalardan geçiyorlar. Ve şunu söylüyoruz. Eğer çocuk baş çevresini doğru bir şekilde büyütüyor ise iyi bir beyin gelişimi. Eğer çocuk tartı alıyor ise sağlıklı olduğunu. Eğer çocuk boyu uzuyor ise kronik bir beslenme yetersizliğinin ortada bulunmadığını. Evet, bağlantı dondu dedi ama şu an iyi. Şu an iyi, devam Harika. edebiliriz. Tamamdır. Biraz önce söylediğim gibi beyin gelişimi için çocuğun baş çevresinin büyümesi önemli. Boy uzaması kronik beslenme yetersizliğinin olup olmadığının göstergesi, tartı alması ise sağlıklı olduğunu gösteriyor. Fakat biz aileler olarak çocuklarımızın sürekli tartı almasını, yanaklarının dolmasını, kilo aldıkça daha mutlu olduğumuzu hissediyoruz. Ancak hızlı tartı alımının da çocuklarda obezite için bir risk faktörü olduğunu artık herkes açık ve seçik biliyor. O yüzden beslenmeyi çok iyi tanımlamak lazım. Beslenme, yaşamın her alanında sürdürülebilmesi için çeşitli besin gruplarının çok akıllıca, çok stratejik bir şekilde planlanıp gün içerisinde çocuğa öğün düzeninde verilmesidir. Aslında bu kadar basit bir temeldeki olayı biz ne yapıyoruz? Bazen çok iyi idare ediyoruz. Bazen çocuğun
besinlere karşı duyarlılığı ya da duyarsızlığı veya çocuğun isteksizliği, özellikle mesela düşünün okulunuzda, siz de görüyorsunuzdur. Herhangi bir olayda küçücük bir sorun yaşadığında çocuğun iştahı kapanır, yiyeceği normal yemeği de yemez. Evinde hiç yemediği şeyi okulda çok fazla tüketebilir gibi birçok faktörlerle karşılaşabiliyoruz. O yüzden annenin ve babanın, bence babanın da burada çok büyük bir etkisi var, sadece annenin değil, çocuğunu beslenme açısından iyi kontrol etmesi gerekiyor. Ben 2000 ve 2005 yılları arasında beslenme ve metabolizma bilim dalında çalışırken birçok yerindeki okul programlarını ziyaret etme şansına sahip oldum. Tabii ki birçok klinik beslenme uzmanı arkadaşlarım bunu yapmış olabilirler ama bir Amerika Birleşik Devletleri'nde, bir Zürih'te, bir İngiltere'de ve bazı İskandinav ülkelerinde, özellikle Danimarka'da şöyle bir etkin yol izliyorlar çocukların sağlıklı beslenmelerini kontrol etmek için. Okullar aslında menülerini siz web sitesinde yayınlıyorsunuz. Orada gazete köşelerinde yayınlanıyor. Ve bu gazete köşelerinde yayınlanan menüden çocuğun aslında öğle öğününde ne kadar yediğini akşamleyin geldiği zaman anne sorguluyor. Ve ona göre akşam yemeğini planlıyor. Ve böylece baktığınız zaman besinsel eksikliği ortadan kaldırmış oluyoruz. Biz okul çağında, Aslıhan Hanım, siz beden eğitimi öğretmenisiniz. Gelişime ve fiziksel gelişime çok yakından tanık oluyorsunuz. Her çocuk aynı şekilde büyümüyor gördüğünüz gibi. Tabii ki her çocuk bireysel farklılıklar gösteriyor. Bunu kabul ederek biz de işimize devam etmek durumundayız. Tabii ki. Çünkü çocukların potansiyel bir büyüme, genetik olarak potansiyel olarak bir büyüme yetkinlikleri var. Bunlar aileden geliyor. Mesela diyelim ki bir çocuğun ortalama boyunun ne kadar olacağını aslında genetik potansiyel boy hesaplamasından çok rahat bulabiliyoruz. Tabii ki. Örneğin. Evet. Mesela kız çocukları için annenin gerçek boyu artı babanın gerçek boyu eksi 13 diyorsunuz. Bölü 2 yaptığınız zaman çocuğun aslında normalde potansiyel boy, uzaması gereken boyu görebiliyorsunuz. Fakat çok güzel stratejiler var. Erkekler için de annenin boyu artı babanın boyu artı 13 bölü 2 diyoruz. Fakat çok güzel bir stratejiler var beslenmeyle ilgili. Diyoruz ki eğer çocuk doğumdan sonra iyi anne sütü aldıysa, 1 yaşından sonra da süt ve süt ürünlerinden günde 3 porsiyon tükettiyse Aslıhan Hanım, potansiyel beklenen boy uzamasına biraz daha ekliyor. Evet, tabii ki beslenme çok etkiliyor. Evet, ve düzenli spor yaparsa, haklısınız, ve düzenli spor da yaparsa bunun üzerine hem kemik gelişiminin daha yoğunlaşması hem de beklenen boy uzamasına biraz daha ekliyoruz. O yüzden aileler şöyle düşünmemesi lazım. Mesela ben çocuğum süt içmiyor, yoğurt yemiyor, ayran tükettirmiyorum, peynir yiyor. Ama günlük mutlaka kalsiyum ihtiyacını vermeli ki bu potansiyel maksimum büyümeyi sağlamalıyız. Bununla ilgili dünyanın birçok yerinde örnekler verebiliriz. Örneğin bizim çocuklarımız zaten sağlıklı. Birazdan birkaç veri vereceğim size. Mesela dünyanın birçok yerinde bizim çocuklarımızdan daha uzun boylu, daha iri yapılı ama kemik ve kas yoğunluğu olanlar var. Ve bunların beslenme davranışlarına baktığımızda gerçekten aileler çocukların üzerine ilmek ilmek işliyorlar. Şimdi ne gibi bir ayrım var? İyi bir süt ve süt ürünleri tükettirmek çocuğun potansiyel boy uzamasını sağlıyor diyoruz. İkincisi ise Aslıhan Hanım, en önemli sorunlardan bir tanesi çocukluk çok dönemindeki... Çok affedersiniz, bölüyorum Selahattin Bey. Bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Her çocuk ya da her anne ilk 6 ayında emziremeyebiliyor çocuğunu. Hani söyledik ya, ilk 6 ay anne sütü... Tabii. Ve son bir yaştan sonraki süt ve süt ürünleri çok değerli. Evet, ancak her anne emziremeyebiliyor. Peki bu süreçte annenin mama verip büyüttüğü çocuğu yine aynı avantajı sağlayabiliyor mu? Yakalayabiliyor mu? Yani anne sütünün bu anlamda ekstra bir farkı var mı? Yoksa hayır, aynı şekilde bir yaşta da süt ve süt ürünlerini aynı yoğunlukta kullanırsa bu farkı kapatabiliriz diyebiliyor muyuz? Ben hemen son söylediğinizi söyleyeyim çünkü önemli bir şey bu. Evet, bir yaşından sonra aslında doğru bir planda süt ve süt ürünlerine, tek başına o da değil tabii ki, güneşlenme, güneşten yararlanma, birazdan o detaylara gireceğim. Ama altını çizecek olursak, süt ve süt ürünlerini verirse potansiyeli yakalar. Sadece anne sütü eşsiz bir besin. Anne sütünü vermeyen annenin olmasını istemiyoruz. Çünkü genelde dünya tıp literatürü şunu söylüyor. Annenin süt veremediği bir durum söz konusu olamayabilir. Fakat ne gibi durumlar var? Bunlardan bir tanesi düşük doğum ağırlıklı çocuk doğuran annenin depoları yeterli olmayabilir. Prematüre doğuran anneler, çoklu gebelik olan annelerin sütleri yeterli olmayabilir. Ya da belirli hastalıkları olabilir ya da gerçekten anne süt vermemiş olabilir. Biz bunu genelde çok kabullenemiyoruz. Mutlaka anneye diyoruz ki psikolojik destek,
hemşireyle doğru emzirme tekniği. Çünkü araştırmalar şunu gösteriyor. Çocuğun annesi doğru emzirme tekniği uygulamadığında bile dışarıdan siz bir mesela su verdiğinizde çocuk yeterli miktarda emme refleksini göğüste sağlayamadığı için Geliştiremediği annenin için. sütü göğüste kalıyor gibi diyebiliriz. Çok detaylar bunlar ama Evet. ilk 6 ayda aslında anne sütü var. Fakat formül süt verdi aslında bugün. Biz bunlara mama dediğimiz şeyi beslenme literatürlerine süt diyoruz. Yani anne sütüne çocuğun gereksinimine göre vermeli. Evet, Tamamdır. devam. Biraz önce söylediğim gibi yakalayabilirler. Evet de neden yakalayamasınlar? Çünkü şöyle düşünebilirsiniz. Hiç anne sütü almamış, annesi olmayan çocukların büyüme hızı da var. Fakat biz Evet. en ideal potansiyelden bahsediyoruz. Biraz önceki söylediğiniz sorunuza evet diyebilirim. Ama anne sütü varsa mutlaka 6 ay annenin bebeğin emzirmesi önemli. Bu açıdan baktığımızda ikinci önemli bir sorun çıkıyor karşımıza. Özellikle okul çağında biz bunu görüyoruz. İyi beslenmemenin en önemli kritik noktalarından bir tanesi yaşa uyan terazide yani tartıdaki eksiklik. Bu akut bir beslenme yetersizliğidir. Yani bu çok hızlı bir şekilde toparlanabilir. Mesela çocuğa iyi spor yapma alanı sağlarsanız çocuğun iştahı artar ve bu çocuk gereksinimi olan yiyeceği Kesinlikle. almak zorunluluğunu kendi bedensel olarak hisseder. O yüzden hani ailelere çocuklarına Bu da muhakkak sorularım arasındaydı. Şu an cevaplamış oldunuz aslında. Peki. Beden eğitimi o kadar önemli ki benim Evet. kendi okuduğum yıllarda biz zorunlu olarak yapmak zorundaydık. Ben bir de okulun handbol takımındaydım ki kendi yaşıma göre daha zayıf olmama rağmen bugün potansiyel olarak belki vücuttaki postürümün ve vücut kas yoğunluğumun her birini okuldaki beden eğitimine ve okuldaki antrenmanlarıma borçluyum. Teşekkür ederiz. ve obez olmamanın temel nedenlerinden bir tanesi düzenli aktivite olduğuna göre belki de benim beslenme uzmanı değil, obez olmamalı nedenlerimden bir tanesi de buna bağlı diyebiliriz. Bugün ben hala her gün 10 kilometre düzenli olarak koşuyorum. Evet, Aktivite takip yaşamımızda ediyoruz, hiç görüyoruz, harikasınız. sağ olun, şey yapmamalı, ayrılmamalı. Ve bu arada Evet. biraz önce söylediğimiz gibi 6-10 yaş arasında yapılmış çalışmalardan bir tanesi de Türkiye'de boya göre, yaşa göre boyu kısalığı yani bodurluk dediğimiz yani yeterli boy uzamayı sağlayamamış çocuk sayısı %5 ile 9 arasında değişiyor. Çok önemli bir olay. Bu çocukların okulda da çok iyi irdelenmeleri ve üzerine işlenmeleri gerekiyor. Çünkü sizin çok işiniz var. Fakat büyüme ve gelişme sizin ileride okulunuzun başarısının potansiyelini etkileyeceği için sizlerin de onlardan uzaklaşmaması gerekiyor. Mutlaka aileyle irtibat kurmak, beslenmesini iyi değerlendirmek. Çünkü anne birinci, bence ikinci en önemli unsur ise öğretmenler. Öğretmenler orada çok büyük etkiye sahip. Evet, biz de tabii ki dönüşler alıyoruz bu konuda. Öğretmenim sebze yemiyor, hep makarna yiyor. Ne yapabiliriz? Hani nasıl bir beslenme programı izlemeliyiz? Tabii bu konuda biz elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Evet. Ama sizin şu anki bilgileriniz tabii ki bizler için çok daha değerli. İstediğiniz zaman güzel bir şekilde bir metodoloji de oluşturabiliriz. Sizlerle Harika birlikte olur. keyifli bir süreç geçirebiliriz. Ve Çok iyi olur. Çok teşekkür ederiz. tamam. Diğer bir konuya geçecek olursak konudaki şeyleri, puzzle'ları birleştirelim. Ne dedik? Bir yaşa göre boyda kısalık olabiliyor. Bu çocuklarda onu engellemek lazım. Beslenme o açıdan önemli. Bu neyi sağlıyor biliyor musunuz? Eğer çocuk bodur ve kısa kalırsa beyinde bazı kalıcı hasarlara neden olabiliyor. Mesela öğrenme yeteneğini azaltabiliyor çocuğun. Okulda problem çözme yeteneğini bozabiliyor. Bu büyük bir parçanın en önemli küçük bir ana unsuru. Biraz önce söylediğimiz akut beslenme yetersizliği yani kilo alamıyor ise onu mutlaka teşvik etmeliyiz ve çocuğun biraz kendi yaşına uygun yani potansiyel büyümesine uygun büyüme eğrilerinde düşmeyi değil de aynı hizada sağlamayı ya da bir tık yükseltmeliyi sağlamalıyız. Bunun dışında en önemli sorunlardan bir tanesi okul çağında Aslı Hanım'ın obezite. Obezitenin Türkiye'de yapılmış endemik çalışmaları var. Bunlardan en önemlisi KOSİ çalışmasıdır. %9 olarak belirliyor. Yani her 100 çocuktan 9'u obez. Fazla kilolu demiyorum. Obez. Obezite ne gibi sorunlar yaşatıyor çocuklarda? Bir kere çocuğun dışlanmasına neden oluyor obezite. Okulda sizin aktivite planınıza adapte olamadığı için kendi yaş gruplarındaki çocuklar obez olan çocukları bir kere dışlayarak kendi oyun planlarının içerisine almıyorlar. Ve Asosyallik baş göstermiş oluyor gerçekten tabii öyle. ki. Ve bu asosyallik çocuğun okulda gelişecek olan gelişimini zaten bir ne yapıyor? Bir adım geriye atıyor. Çocuğun Kesinlikle. içine kapanmasını sağlıyor. O yüzden obezite önemli bir sorun diyebiliriz. Diğer bir sorun ise
vitamin ve mineral yetersizlikleri. Aslında biz beslenme uzmanları olarak hep bunun üzerine yoğunlaşıyoruz aslında. Fakat diyoruz ki çeşitli besleyelim. Lütfen süt ve süt ürünleri olsun, sebze meyveleri muhakkak olsun, et ve et ürünlerini yiyelim, balık tüketebiliyorsa tüketelim. Evet, maliyeti yükseltiyor bunlar. Sebze meyve tüket, yağlı tohum tüket, ancak bakın vitamin mineral yetersizlikleri nelere hakim oluyor onu söylersek belki aileler bir adım daha adım atabilirler. Türkiye'de en önemli vitamin yetersizliği kalsiyum üzerine. Kalsiyumun yetersizliği vücudumuzda osteoporoz için bir risk faktörü. Osteomalazya dediğimiz başka bir hastalık. Bunlar daha çok erişkin dönemde görülüyor. Fakat D vitamini eksikliği çocuklarda insülin direncine bile neden olabiliyor. O yüzden D vitamini desteğine ben pediatristlere belki buradan da söylenebilirim. Burada muhakkak vardır. Çok saygın pediatristlerimiz var. Çocuklar büyürken D vitamini düzeye bakarak D vitamini desteği yapıyorlar. Fakat siz de biliyorsunuz ki genelde ilk 1-2 yaşına kadar kan tetkikleri çok sık yapılırken 2 yaşından sonra artık çocuklarda hem ajitasyon nedeniyle hem de büyüme eğer iyi gidiyor ise beslenmede de anne aşağı yukarı bir şey söylüyorsa kan değerlerine çok bakılmıyor. Bence her 6 ayda bir çocuğun her yılda bir biyokimyasına bakılması gerekiyor. Kalsiyum bu açıdan önemli. İkincisi, bizim demir dediğimiz bir mineral çocuğun başarısında odaklanmasında en önemli bir nokta. Demir eksikliği büyümede geriliğe neden oluyor. Bu çok önemli bir şey. Düşünün, siz çocuğunuzu yeterli beslediğinizi düşünüyorsunuz ama kandaki demir depoları ve demir durumu düşük ve çocuk bir türlü istediğiniz hem aktivite olarak hem de bilişsel performans olarak istediğiniz yere gelemiyor. Ama her şey normal görünüyor. Bir bakıyorsunuz demir depoları düşük. Genel anlamda baktığımızda Ankara'da, ilçelerde, Türkiye'de kırsal bölgelerde, İstanbul'da sosyoekonomik düzey yüksek olan yerlerde bile biz demir eksikliğini çok net görüyoruz. Mental bozulma oluyor ve düşünün IQ'da potansiyel 5 ile 10 puan bir azalmaya neden oluyor. O yüzden bir demir desteğine ihtiyacımız var. Birazdan beslenmeyle nasıl yapacağımızı eğer vaktimiz olursa seve seve açıklarım. Üçüncü nokta ise iyot. Hiç konuşulmayan bir mineraldir. Fakat iyot yetersizliği çocukta yine büyümeyi geriletiyor. Ve çocukta mental, bilişsel performans da azalmaya neden oluyor. Ve yine IQ'da 13 puan kadar düşürebiliyor. Biz genelde hep kendi jenerasyonumdan da düşünüyorum. Hep şöyle diyoruz. Ya çocukları okulda oynattık, işte orada oldu. Kendi kendilerine büyüdüler. Evet, büyüdük. Belki daha iyi yerlerde olabilirdik. Şimdi düşünüyorum da mesela belki potansiyel olarak belki hayal ettiğimizin başka bir tık noktasına geçebilirdik. O yüzden bunları yapmak şu andaki nesil için gelişen ülkelerde şimdi görüyorsunuz sürdürülebilir beslenme, ekonomideki sıkıntılar ve ayrıyeten ailelerin beslenmeye karşı bakış açıları da değişti. Okulun menüsü ne kadar iyiyse ona bile veren aileler duyuyorum ben çok. Tabii ki, tabii ki. Duyduğunuz yönde baktığımızda. O yüzden bu iyot konusu da önemli. Bir de çinko var. Çinko minerali. Bu 6-10 yaş biz buna şey diyoruz, ergenlik öncesi dönem. Ergenlik dönemi çocuğun aslında sadece fiziksel değil, ruhsal ve cinsel potansiyelinin de geliştiği bir dönemdir. Mesela çinko eksikliklerinde çocukların hipogonadizm dediğimiz cinsel organlarının yeterli iyi gelişemediğini gözlüyoruz bu çocuklarda. O yüzden çinko desteği çok önemli. Mesela saç dökülmeleri, alopeseler yetişkinlerde genelde temel nedeni çinko ve demir eksikliğine bağlıdır. Bir de çinko yetersizliğinde cücelik oluşuyor. Yine beklenen boydan daha kısa olmuş olması. O yüzden mineral ve vitamin yetersizlikleri de beslenmenin yeterli olup olmadığını gösteren diğer bir indikatör diyebiliriz. Bu konuyla ilgili demir kaç olmalı sorusu gelmiş Selahattin Bey. Ben şimdi yayından önce ona bakmıştım. Normalde erişkinlerde hemoglobin değerini biz 12 ve üzerinde diyoruz. Çocuklarda da 15 ve üzerinde olmasını istiyoruz kan hemoglobin düzeyinin. Bir tam kan sayımı yapılıyor. Tam kan sayımında hemoglobin ve hematokrit birincil bakılır. Ama bunun dışında diğer anemiler faktörleri olan parametreler de vardır orada. Bir ek olarak da kan demir düzeyi vardır. Genelde 50 ile 450 arasında. Çocuklarda biraz değişir o. Bir de total demir bağlama kapasitesi vardır. Ve bir de demir depoları olan ferritin. O yüzden hepsinin bir arada değerlendirilmesi çok önemlidir. Ben yeğenim sizin okulunuzda okuyor. Evet. Ona bir multivitamin desteğini her ne kadar annesi ve babası ya şöyle olabilir, doktorumuz şöyle önerme demişti,
dese de ben diyorum ki mutlaka o yaşa uygun bir multivitamin desteği yapmak zorundayız. Çünkü bu tür destekleri aileler biraz da kendilerinin bu konuda eksik olduğunu düşünerek de vermek istemiyor olabilirler mi? Biz aslında çok iyi besliyoruz. Hani bu tür desteklere neden ihtiyaç duyalım ki penceresinden bakıyor olabilirler mi acaba? Yoksa böyle bakmamalılar mı? Aslı Hanım, açıkçası şöyle, tabii ki yeterli ve dengeli beslenen, büyüyen, her şeyi normal olan bir çocuğa ekstradan bir vitamin mineral desteği birincil olarak gerek yok. Ama çocuklarda var. Çocuklar potansiyel fizyolojik büyüme de her dakika başa değişiyor. Bir de çocuklarınızı siz her zaman istediğiniz şekilde besleyemiyorsunuz. Yani şöyle düşünün, çocuğunuzu okula veriyorsunuz, kahvaltı, öğle yemeğini orada yiyor ama ne yiyor, ne kadar yiyor? Bir tek akşam ve gece yatana kadar olan kısmı görüyorsun. İnanın hepsi o kadar iyi yiyor ki başlarında o öğretmenleri olduktan sonra. Güzel o zaman. Hiçbirisi tabağını göstermeden götüremiyor. Güzel. O keyifli. O hiç soru işareti olmasın aklımızda. Şahit olarak ben bir öğretmen olarak her birisi çok iyi besleniyor okulda, buna eminim. Harika. Ben de biliyorum çünkü Umut da çok güzel sevdiği yemekleri keyifle yiyor. Ki çocukların işte dediğim gibi her alandaki değişkenlikleri yemek yeme davranışlarını değiştirebilir. O yüzden bir gün bir şeyin eksik kalması aslında çocuğun büyümesini, yani ideal, optimal büyümesi için bir eksiklik diyebiliriz. Daha çok güzel bir şey var. Ayşe Hanım güzel bir yanıt yazmış. Demir eksikliği tedavisi gördü. Aradan bir yıl geçti, şu an yine demir eksikliği var. Sürekli tedavimi görmesi gerekiyor. Şöyle Ayşe Hanım, açıkçası tedavi demeyelim, eksiği yerine koymak diyelim. Evet, demiri yerine koyarsanız siz de inanılmaz bir şekilde çocuğunuzun potansiyel büyümesini hızlandığını göreceksiniz. En önemlisi de bu, mental olarak çocuğun yorgunluk, işte dikkatinin dağılması gibi olayların ortadan kalktığını göreceksiniz. Daha çok kız çocuklarında bu çok daha fazla görülüyor, erkek çocuklarında biraz daha az. O yüzden benim tavsiyem mümkün olduğunca yakın takip edip eksiklik varsa vermeyi amaçlamak. Bir de Aslan Hanım şunu söyleyebilir miyim? Bu dönem fizyolojik dönemlerde desteğe ihtiyacımız var. Mesela adolesan dönemde kız ve erkeğe ayrı, hamileler, bunun dışında emziren anneler. Yani bu fizyolojik spesifik dönemlerde bu eksiklikleri gidermek bence çok daha değerli diye düşünüyorum. Evet, kesinlikle. Peki okul çağı çocuklarımızda yine günlük tüketilmesini önerdiğiniz besin grupları neler olabilir? Aslan Hanım, ona da baktım ben. Şöyle, normalde biz beslenme uzmanları olarak bunu ezbere biliyoruz. Fakat ben neye baktım? Bir, Türkiye Beslenme Sağlık Araştırması'nın 2010 ve 2017 yılı verileri bizde aslında çocuklarımızın, aslında tüm Türkiye'ye değerlendirildi. Bunun içinde çocuklar da var. Çocuklar da şunu gösteriyor. Bir, sebze ve meyveyi uygun önerdiğimiz porsiyondan daha az tüketiyorlar toplamda. Normalde şöyle diyoruz, günde en az 3 porsiyon sebze, 2 tane porsiyon meyve. Fakat hiç sebze yemiyorsa çocuk, bir porsiyon meyvesiyle değiştirebilir. Yani meyve ile sebzenin içerisindekiler homojen olarak aynı olmasa da birbirlerini destekleyebilirler. Mesela küçücük kase, çocukların porsiyonları değişiktir. 6-10 yaş arasındaki çocuğun porsiyonu bir komposto kasesi salata demektir. Yani oturup da ona bizim yediğimiz büyük salata kasesinde salata vermemizin bir anlamı yok. Çünkü mide kapasiteleri belli. Zaten yeterli alım için gereksinim kalorileri belli. Şimdi mesela diyelim ki sabahleyin çocuğunuzda domates salatalık yedirdiniz kahvaltının yanında. Öğle ve akşam birer kase salata yedirdiğinizde zaten 3 porsiyon sebzeyi tamamlamış oluyorsunuz. 2 porsiyon da meyve. Mesela bir orta boy meyve veya yarım büyük boy meyve ya da bir avuç içi kadar taneli meyve. Türkiye'de baktığımız zaman bu biraz daha aşağıda kalmış oluyor. Sebze ve meyveyi düzenli tüketmek, en önemli olan ağız, yutak, yemek borusu, mide ve kolon kanserine karşı bizi yaşam boyunca koruyor. Ve birçok vitamin ve minerali doğal yollarla almış oluyorsunuz. İkinci önemli faktör ise yetersizliklere baktığımızda en göze çarpan süt ve süt ürünleri. Normalde biz diyoruz ki günde 3 porsiyon, günde 15 mililitre bile tüketmiyorlar. Yoğurt çok yiyen bir ülkeyiz biliyorsunuz. Fakat yoğurtta da çocuklarda gereksinimden daha az. Şimdi belki bizi izleyen ailelerden birkaçı diyecek ki ya benimki hepsini tüketiyor. Evet, tüketiyorsa bravo, hiç sorun yok. Tüketmeyenler için bunu zenginleştirmemiz ve yerine koymamız gerekiyor. Yumurta mesela, her gün yumurta yiyen çocuk sayısı çok az. Mutlaka her gün yumurtayı koymamız gerekiyor. Kuru baklagiller haftada 2 kere muhakkak tüketmemiz gerekiyor Aslan Hanım. Evinizde kuru baklagilleri haftada 2 kere yapmalısınız.
ve tahıllarla birlikte tükettirmelisiniz çocuğumuza. Ve bizim için en önemli olan çocuklar yağlı, şekerli yiyecekleri çok fazla tüketiyorlar. Araştırmalar bunu gösteriyor. Ben kendi beslenme kliniğimde de şunu görüyorum. Bu yaş grubunda obeziteyle gelen çocuklardaki en önemli sorun çok güzel iştah kabarmasıyla, ailedeki yeme düzenindeki iştahlı sofraya oturarak çocuk aslında ne yiyeceğinden çok önüne konan o kalorili yiyecekleri yeme zorunluluğu ve buna yönelik bir damak zevki geliştiriyor. Mesela siz çocuğunuza koyuyorsunuz bir tabak kuru baklagil, küçük bir tabak. Yanına işte biraz pilav, yoğurt. Bir de karşı tarafı bir hamburger, patates kızartması, ayran koyduğunuz zaman düşünmeden çocuk onu yiyor. Neden? Çünkü daha lezzetli. Evet. Daha çok keyif alıyor ondan. Ve böylece haz duygularında ne yapmış oluyoruz? Çocuklarımızı bozmuş oluyoruz. Mesela açma, börek, bisküvi, kraker, hazır meyve suları. Şimdi ben marketlere gittiğim zaman da ailelere bakıyorum. Galon galon hazır meyve suları alıyorlar birçok kişi. Ve hamur işleri, pizza, gözleme, cips. Bizim Türkiye'de mesela makarna, işte pizza birincil olmuyor. Git dışarı çıktığınız zaman, sipariş verdiğiniz zaman. Ama bizde gözleme, cips, hamburger, şeker ve şekerli yiyecekler çok fazla. Genelde birazcık buna dikkat edebiliriz. Yemeyecek miyiz? Tabii ki yiyeceğiz bunları. Çocuklarımız yemeyecek mi? Elbette tüketeceğiz ama esansiyel olarak büyümelerini iyi planladığımızda bunun yanında kilosunu da kontrol ediyorsa, sağlığında bir sorun yoksa elbette bu zevkli yiyeceklerden belirli sıklıklarda tüketmek gerekiyor. Bir sorumuz daha var. Tabii. Çocuklar okulda ayrı, evde ayrı beslenme alışkanlığı ediniyorlar. Evdeki esnekliği kullanmak istiyorlar. Bunun önüne nasıl geçebiliriz? Tabii. Şimdi çocuklar tabii ki okullarda sizin gibi kaliteli iyi eğitim kurumlarında menüler çok kaliteli. Çok Evet. yakından takip ediyoruz. Zaten menüleri de denetleyen uzmanlar tarafından yapılıyor. Evet. Tabii ki orada zevkli yiyecekler de var. Yani döner de var. Ama Tabii ki. çocuklar her şekilde seçebiliyorlar. Şimdi burada şöyle yapmak lazım. Evet okula geldiği zaman okuldan eve gelince esneklik oluyor ama beslenme gerçekten bir kültür değil. Gerçekten önemli geleneksel bir durumumuz değil. Bunlar var zaten, bunlar olmalı. Fakat bu esnekliği çocuğumuzun durumuna göre annenin bence disiplinli olmasıyla çözebiliriz. Çünkü çocuk eve geldiği zaman zaten okulda birçok şey öğreniyor. Geldiğinde ne yapmak istiyor? Televizyona sarılmak istiyor, bilgisayara, eline bir şeyler almak, yemek, Evet. içmek. Hiç yeniden o masaya oturup ders çalışmak istemiyor doğal olarak baktığınızda. Ve böyle olunca bu esnekliği daha zevkli yiyeceklerle, mesela biraz kuru yemişler koyarak, belki evimizde daha sağlıklı. Mesela beyaz Kuru undan değil. meyveler olabilir mi Selahattin Bey? Tabii Kuru kuru meyveler. meyveler, kuru yemişler, süt, mesela ayran, ayranınızı değiştirebilirsiniz, kefir. Ya da diyelim ki kekimizi biz neyle yaparız? Hep beyaz un, yağ, işte içine bir sürü şey koyuyoruz. Bunları daha sağlıklı hale, tam buğday unundan, içerisine meyve püreleri, taze meyveleri koyarak ya da Evet, işte ben şu an bebeğimi öyle yapıyorum. Ha, çok güzel. Ne kadarlık 11 aylık. süpersiniz. Çok göreceksiniz. Çocuklar şöyle. Mesela metabolik hastalıklar vardır hastanenin. Mesela fenilketonuri. Çocuk doğduğundan beri kırmızı et, tavuk, balık, hayvansal ürünlerin hiçbirini yaşam boyunca yiyemiyorlar bu çocuklar. Bu çocuklar okula gittiğinde siz önüne tavuk bir şey koyduğunuzda onlar şöyle diyorlar. Bu benim yiyeceğim değil diyorlar. Aynen sizin çocuğunuz da öyle olacak. Size dönecek, diyecek ki anne bana daha sağlıklı ne hazırlayabilirsiniz? O yüzden ailenin içinde bu yeterli ve dengeli sağlıklı beslenme alışkanlıkları çok rahat kazandırılabilir. Kazanmış olanları birazcık doğru yola çevirmek güç gösterebilir. O yüzden annemize ya da babamız kimse ona şunu söyleyebiliriz. Haftanın bir günü bu esnekliği yapsınlar. Diğer günlerde daha çok sağlıklı yiyecekler. Taze meyve, meyveden smoothie yapabilirler. Bakın çok Evet. güzel muz, süt, çilek var şu anda. Onlardan yine içebilecekleri shake'ler hazırlayabilirler. Biraz, Çok evet. sağlıklı. Onlar da o tadı seviyorlar zaten. Mesela yeğenlerim bana geldiği zaman hemen yapıyorum. Güzel diyorum ki bu güzel bir formül şimdi diyorum metabolizmanızı hızlandıracak. Ayıla bayıla tüketiyorlar yani. Harika. Birazcık tiyatral olaylar da yapmak gerekebilir. Kesinlikle, kesinlikle. Yani şu an bile yapıyorum ben. Bir sorumuz daha var. Evet. Ergenlik dönemiyle ilgili gelmiş. Biz de ergenlik çağına geçebiliriz aslında. Tabii ki. Yani sizin de söyledikleriniz bittiyse. Çok güzel. Ben kısa ve net cevaplardan daha çok hoşlanıyorum. Daha sonra kalan vaktimizde de daha çok soruya vakit verebiliriz isterseniz.
Harika olur. Tamam, teşekkür ederiz. Ergenlikte boy uzaması için nasıl beslenmeli? Boy uzamasını engelleyen besinler var mı? Bıldırcın yumurtası faydalı mı? Çok güzel. Hemen şöyle söyleyelim. Yumurta yumurtadır. Yumurtanın içerisindeki esansiyel bileşenler çocuğun potansiyel büyümesi için çok önemlidir. Tek başına bir bıldırcın yumurtası, kaz yumurtası, ördek yumurtasının birbirine göre sadece büyüklük olarak farkı vardır. İçerisindeki besin bileşenleri benzerdir. O yüzden şu anda bulabiliyorlarsa bir köy tavuğu dediğimiz, daha doğrusu yasal yollarla güzel üretilmiş ve içerisindeki besleyici değeri yüksek, TSE'den kontrollü olan yumurtalardan alabiliriz. Her gün bir tane yumurta yemesi önemli. Bu boy uzaması için değil, daha çok yumurtanın içerisinde Aslan Hanım bir fosfatidil kolin vardır. İkincisi lesitin var. Üçüncüsü omega 3 yağlar var. Amino asitlerden hem beyazı hem sarısı çok dengelidir. Bunun dışında kolin var. Bunlar beyin gelişimi için çok önemli. Çocuğun her gün bir tane yumurtası olmalı. Peki Kesinlikle. ergenlerin de. Peki ergenlerde boy uzaması için şöyle diyoruz. Kızlarda en önemlisi menarş yaşıdır. Biliyorsunuz bilek kemik grafisine bakılır. Bu grafide eğer kemik kapanıyor ise çocuklar potansiyel olarak ne yaparsanız yapın çok boyları uzamaz. Ancak eğer kapanmadıysa boy uzayacak demektir. O yüzden biz çocukların ilk önce hemen menarş yaşlarının çok erken olmasını istemeyiz. Türkiye'de 10 ile 11 yaş arasıdır. Genelde biz 12 yaş en optimalidir. 12-13 de çok geçtir açıkçası. Orada baktığınız zaman potansiyel boy uzaması olacak. Bugün bildiğimiz potansiyel boy uzamasının etkili olan tek yiyecek süttür. Eğer düzenli olarak 1 ve 2 su bardağı süt tüketirse yeterli. Ancak bunu şurada altını da çizelim. Boy uzamasını sağlayan yani süt içince bunu da gece içmesi çok daha verimlidir. Gece yatarken içmek. Çünkü büyüme hormonu biliyorsunuz. Siz de Evet, fizyolojiden uykuda. almışsınızdır. Uykuda daha fazladır ve sütün içinde de büyüme hormonuna benzer bir hormon vardır ve bu hormon Evet. potansiyel boy uzamasında etkilidir. Bununla ilgili çalışmalar var. Mesela kemik yoğunluğunda süt önemli, yoğurt önemli, peynir önemli, kefir önemli. Bunlar birbirlerinin alternatifleri. Fakat tek başına kalsiyum kemiğin ya da boyun birden potansiyel uzamasına yardımcı olmaz. Bunun Tabii ki. yanında D vitamini, fosfor, selenyum, çinko. Çünkü bu fonksiyonda gerekli olan bütün her şeyi bir araya koyduğunuzda ancak yeterli boy uzamasını sağlarız. Benim önerim dengeli beslesinler ergen çocuğumuzu. İyi spor yaptırması önemli. Siz de biliyorsunuz bazı sporların boy uzaması üzerine etkileri yıllardır konuşulur. Belki siz de birkaç öneri verebilirsiniz. Mesela bir basketbol potansiyel boy uzamasına katkı Tabii ki. sağlıyor. Yüzme aynı şekilde. Aynı şekilde evet yüzme. Bu gibi sporlara biraz daha kanalize olabilir. Bir de kilolu olmaması. Kilo vermesi boy uzamasını hızlandıran bir olaydır. Vücut yağ dokusunu azaltması önemli. Ama besinlerde boy uzamasını durduran bir besin diye özel bir besin yok. Bir sorumuz daha var. Profesyonel antrenman yapan sporcu çocuklar günlük sağlıklı beslenmeye ilave ne yapmalı, ne yemeli? Çok güzel. Burada dikkat etmesi gereken şey sporun cinsi, antrenmanın sıklığı, Harcamış antrenmanın olduğu kalori diyebilir miyiz? evet efendim yoğunluğu ve buna uygun olarak alabileceği enerji. Genel anlamda normal bir çocuk atıyorum x kalori alırsa bu çocuk x artı 700 kalori alacak demektir. O yüzden buna da uyan sağlıklı karbonhidratları yerine koymak. Mutlaka kilo başına eğer biraz önce söylediğimiz basketbol yüzme gibi antrenmanlar yapıyorsa 1 gram, 1,1 gram ama vücut ağırlığıyla kondisyonel bir şey yapıyorsa 1,2, 1,3 gram kadar protein vermek önemli. Fakat burada en önemli şey bazı yine vitamin ve minerallerin desteği çok önemli. Çünkü yeterli besleyerek çocuklarda ihtiyacı olan vitaminleri sağlayamayabilme riskimiz yüksek. O yüzden sporcu beslenmesine uygun bir multivitamin desteğiyle çok sağlıklı bir şekilde antrenman yapabilirler. Son olarak da şunu söyleyebiliriz Aslan Hanım. Hep biliyorsunuz işte normal zamanda diyorlar ya spor öncesinde ne yemeliyiz, spor sonrasında nasıl tüketmeliyiz diye. Aslında biz 60 dakika, 70 dakika gibi sporları yapıyor isek spor öncesinde bir şey yemenin ya da sonrasında bir şey tüketmenin herhangi bir avantajı yok. Spor Mesela esnasında rahatsız et çok özür diliyorum sözünüzü kestim. Spor esnasında rahatsız etmemesi için biz her daim sporcularımıza en az 2 saat önce çok güzel. öğününüzü yemeniz gerekiyor diyoruz. Tabii antrenman sonrasında da özellikle küçük sporcularımıza süt söylüyoruz. Çok güzel. Kakaolu sütü tavsiye ederim.
Aslında özellikle antioksidanları da yüksek kakaonun. Bir de Hı. kakao, süt ve içerisine belki yanına bir meyve, küçük bir meyve Evet, ekleyip muz, en elma, kolay bu tür taşınabilir şeyleri, olanlar onlar çünkü. meyveleri öneriyoruz. Ayrıca proteinden zengin biliyorsunuz, yoğurtlar çıktı, sütler çıktı, onlardan verilebilir. Çünkü normal sağlıklı bir birey günlük yürüyüş yapıyorsa normal öğün düzenine göre öğün öncesinde ya da sonrası, spor öncesinde ya da sonrasında bir şey yemesine gerek yok. Ancak spor yapıyor ise spordan önce karbonhidrattan yoğun bir öğün tüketmek 2 saat önce. Spor sonrasında da yarım saat sonrasında hem karbonhidrat hem protein içeren bir yiyecek yemek aslında çocuğun kas, glikojen depoları dediğimiz birçok olayın ne yapmasını sağlıyor? Rejenere olmasını sağlıyor diyebiliriz. Teşekkür ederiz. Adolesan dönemindeki çocuklarımızın doğru diyet programı ile fitness ve erkek çocuklarda ağırlık çalışmalarında bir sorun görüyor musunuz? Hayır, hayır, hiç Sorusu sorun yok. geldi. Sadece burada şöyle bir şey olabilir. Bunu daha çok spor fizyologları ve de beden eğitimi öğretmenleri çok daha iyi biliyorlar o yaşları. Ağırlık çalışmanın belirli bir dönemde, yani kemik ve kas dokusunun geliştiği belirli bir dönemden sonra olması gerektiğiyle ilgili inputlar duymuştum ben. Bir tek onun hangi yaşta daha doğru bir şekilde yapılacağını bilirlerse, çünkü şimdi fit olmak, daha iyi olmak için 11, 12, 13 yaşındaki çocukların bile bu yüksek ağırlıklarla çalıştıklarını görüyoruz. Ama ergenliğe geçmiş, artık vücut kompozisyonu iyi olmuş, gönlünü de böyle atletik fitness gibi o sporlara veriyor ise dengeli bir beslenme ile rahatlıkla, gönül rahatlıkla yapabilirler. Teşekkür ederiz. Skolyoz riski olan çocuklar için ne yapılabilir sorusu gelmiş. Yani biz genelde skolyoz riski olan çocuklarımıza yüzme sporunu öneriyoruz ama Şimdi bu benim tabii uzmanlık alanımın riskini dışında bilmiyoruz. Aslı Hanım. Benim Evet. uzmanlık alanımın dışında bu sizin ve ortopedistlerin karar vereceği bir konu. O yüzden oraya sorabilirsek çok daha iyi olur. Evet, ben yüzme sporu önerilebilir diyorum. Tabii ki ama dediğiniz gibi uzman bir isimden danışmanlık almak doğru olacaktır. Çok ilginç geldi bu soru bana. Benim ve Buyurun. eşimin boyu uzun, Evet. çocuklarım da çok uzuyor. Uzamalarını istemiyor çocuklarım. Ne yapabilirim çok uzamasın diye? Şimdi keşke bunu durdurabileceğimiz bir şey olsaydı, böyle gönlümüzce istemediğimiz. Biraz önce söylediğim gibi potansiyel genetik anne ve babanın bir boy uzunluğu var. Eğer o boy uzunluğunu ortalamaya kadar getirecekler. O yüzden çocuklarına boylarının uzayacağını ve bu boy uzunluğuyla zevkli bir şekilde kendileriyle barışık bir Kabullenip, şekilde evet. yaşamalarını söylemek daha doğru. Çok haklılar, çünkü şöyle düşünün, çocuk çok uzun olduğu zaman yine kendi yaşıtlarından daha farklı ilgi alanları oluşturmak zorunda kalıyor çocuğun. Çok uzun boylu bir kız çocuğunuz olduğunda ona göre işte istediğini alamama gibi sıkıntılar olabilir, ama artık şimdi bunlar 15-20 yıl öncesinde değil, şimdi artık potansiyel herkese uygun her şey var. Eğer Aynen. tedirginlikleri bu yöndeyse en azından içlerini rahatlatabilirler. Kesinlikle. 13 yaşında oğlum ve Evet. kilolu, spor yapmıyor. Fazla kiloları boy uzamasını yavaşlatır mı? Neden Şöyle, spor yapmıyor? şöyle ya, çok sevgili mesela, bu arada kız kardeşim, yeşim, diğer kız kardeşim Yeliz, tabii ki sizin ailenizden de gelenler vardı. Annem burada. Bir de çok sevdiğim sporcu beslenmesi uzmanı meslektaşım var, Orçun Bey. O da buraya girdi. Şöyle söyleyelim, çok net biliyoruz. Aktivitesiz çocuklarda potansiyel boy uzaması bir kere duruyor. İkincisi, kilo Evet. fazlalığı olan çocukların boy uzamasında sıkıntı oluşuyor. Çünkü vücut yağ dokusu arttıkça hormonsal başka problemler çıkıyor. O yüzden sizden istemiyor dediğiniz, herhalde Vera Hanım siz sordunuz o soruyu. Bence iyi bir okulunuzla penetre olun. Mutlaka ona uyan sevdiği aktiviteler vardır. Ayrıca başka danışmanlıklar alabilirsiniz dışarıdan spor hocalarıyla. Sevdiği aktiviteler onlarla birlikte daha zevkli hale getirebilirsiniz. Çünkü istememesinin temel nedeni kiloları olabilir. Evet. Kilolarından da yavaş yavaş uzaklaştırdığınızda zaten çocuklar öyle bir akıllılar ki gerçekten görünmesini istemediği bir şeyini kapatmak için dışarı çıkmak istemiyor olabilir. Çünkü nefes nefese kalıyordur. Yani ben mesela spor hocası olsam o kilodaki çocuğa çok ağır bir şey yaptırmam. İlk önce bir sevdiririm, Tabii bir ki. adapte ettiririm. Çünkü ama Evet. siz de biliyorsunuz Aslı Hanım, çok bilinçli olan kesim bir kısım.
Bir kısımda öldürücesine yapıyorlar sporları Ne yazık ve ki. beslenme programlarını ne yazık ki. Öyle olunca çocuk da tabii ki korkuyor. Bizim oraya da gelince öyle. Mesela birçok zayıflama programlarını görüyorum. Diyor ki mesela 3 beyaz yasak, un, yağ yok, şeker yok. Ya normalde ailenin evinde olan bir şey sen birden kesemezsin zaten. Bir de çocuğun bir potansiyel damak zevki var. Bunları ortadan kaldıramazsınız. O yüzden bunun gibi küçük, güzel, keyifli aktiviteler %100 olur. Sağlıklı beslenebilir. Zayıflayınca da boy uzaması %100 potansiyel artar diyebiliriz. Ergenlik çağında yemek yeme ile ilgili bozukluklar hangi hastalıklara yol açmaktadır? Şöyle, genelde ergenlikle ilgili iki tane söylüyoruz. Bir tanesi fizyolojik sıkıntılar. Yine biraz önce söylediğimiz gibi obezite ya da aşırı zayıf. Yani bunun ortası çok az oluyor genelde. Bu çocukların tabii ki ruhsal da çok ciddi bir değişimleri var. İşte kendilerini kabul ettirme, Beğenilme isteği, tabii ki evet. beğenilme isteği. Ve böyle olunca siz de daha büyük çocuklarda görüyorsunuzdur. Yemek yeme davranışlarında bozukluklar oluşuyor. Kızlarda daha çok, erkekler daha az oluyor Evet. ama erkekler daha çok vücutlarını daha değiştirmek için atletik fitness'a yöneliyorlar. Fakat kızlar ise yememeye yöneliyorlar. Genelde hafif tip şey diyebiliriz, psikolojik yemek yeme defektleri. Ama çok uç noktalara giderlerse de çok insidansı, görülme sıklığı az olmakla birlikte anoreksiya nervoza ya da bulimia nervoza olabiliyor. Ama daha çok şunu görüyorum ben. Tıkınırcasına yemek yemek. Yani gün boyunca hiçbir şey yemiyor, akşamleyin gidiyor. Dolapta ne varsa farkında olmadan yiyor ve sonra diyor ki ben aslında gün boyunca hiçbir şey yememiştim. Bu gibi durumlar oluşabiliyor. O yüzden ailelerin çocuklarıyla kol kola, sevgi bağları içerisinde ve onları dinleyerek biraz zor Onlarla oluyor. birlikte aynı masaya oturarak değil Evet, mi? biraz zor Her oluyor aslında Aslan Hanım ama çünkü her şeyi de kontrol altına alamayabiliyorsunuz. Fakat yine de onların yanında olduklarını hissettirerek ve onlara güven aşılayarak. Çünkü okullardaki çocuklar bazen çok acımasız oluyorlar birbirlerine karşı. Öğretmenlerini bile dinlemedikleri dönemler oluşabiliyor biliyorsunuz. Bu gibi durumlarda aile, okul ve çocuk bir arada olursa çocuğumuzu çok rahat bir şekilde ne yapabiliriz? Bu anormal beslenme davranışından uzaklaştırabiliriz. Ben bir soru Ya biz gördüm. Ayşe Hanım evet. çok güzel diyor ki et ve yoğurt beraber Aynen, tüketilebilir ben de mi? onu okuyacaktım şimdi size. Zevkle, seve seve muhakkak tüketilmeli. Hiçbir sakıncası olmaz. Neden sorduğunu biliyorum. Çünkü genelde şöyle deniyor. Etin içindeki demiri yoğurdun Yok içerisindeki ediyor. yok ediyor. Yok etme, bir şeyi yok edemezsiniz. Ancak emilimi azaltan ve arttıran faktörler var. Fakat siz eğer bunları yeterli miktarlarda düzenli olarak yerseniz, aşırı tüketmezseniz hiçbir sorun olmaz. Güzel bir soru var. 13 yaşında, boy 170, kilo 72. Sıkıntı olur mu? Olur. Şöyle, boyu zaten güzel uzuyor. Daha da uzayabilir. Çünkü 170 santim artık ortalama beklediğimizin biraz altı. Genelde daha yüksek olmasını istiyoruz şey yetişkinlik döneminde. Yani 1,80'i bulmalı bence. Bu şey genelde de 11 ile 14 yaş arasındaki çocuklar her yıl bir 10 santim boy uzayabilirler. O yüzden birazcık şöyle bir 3-4 kilo verirse çok daha sağlıklı olur diye düşünüyorum. Benim kızım 12 yaşında sürekli yoğurt yiyor, ne yapmak lazım diye. Yoğurt tüketmesi çok sağlıklı. Sürekli derken yani günde 2 kilo yemediği müddetçe sıkıntı yok. Her öğünde birer kase tüketiyor ise bir de arada da tüketiyorsa çok da yararlı, hiçbir sıkıntı olmaz diyebiliriz. Bir soru daha var. Buyurun. Neden bazı diyetisyenler önce zayıfla sonra spora git diyor? Bu konu niçin bu künt bir şekilde ortamda dolaşıyor çok emin değilim. Fakat şunu belki de şöyle mi korkuyorlar diye düşünüyorum. Genelde şişmanlıkla ilgili yapılan ağır sporlarda biliyorsunuz işte kalp krizi geçirme vesaire gibi riskler oluyor ya. Belki onun için Evet. söylüyor olabilir ama ben şöyle diyorum. Ben bu fikre katılmıyorum. Bir kişi zayıflamaya başlayacaksa enerji sistemindeki enerji açığını koruyabilmesi için ve düzenli ortalama haftada yarım kilo kaybedebilmesi için haftada en az 4 kere bir kere fiziksel aktiviteyi zayıflama diyetiyle birlikte yapmalı. İlk önce yoğunluğu düşük olmalı, kilosu yüksek. Daha sonra kilolar azaldıkça yoğunluğunu birazcık arttırabilir, sıklığını da arttırabilir. O yüzden beslenme uzmanı bence burada fiziksel aktivitenin şekli ve türüyle ilgili fikir beyan edebilir kişiye. Fakat bir beden eğitimi uzmanı, bir spor uzmanı ile birlikte çalışmasını sağlayabilir. O zaman iyi bir ikili
çok güzel bir şekilde hastamızın yararına ne yapmış olur? Sonuç vermiş olur. O yüzden ben diğer diyetisyenler mi diyor ya da diyetisyenler gibi çalışan kişiler mi söylüyor bilmiyorum ancak bir doktor kontrolünden geçirebiliriz çocuğumuz herhangi bir sorunu yoksa. İşte uygun nabız aralıklarında, uygun aktiviteleri sevebileceği bir şekilde yapılabilir. Bu çocuklar için. Erişkinler için ise bence hemen zaten başlamalılar. Hiçbir sakınca olmaz. Yani şöyle biz spor yaparken de burada dikme öldürüyoruz. Ne oluyor? Evet. Bir bakıyorsunuz daha Çünkü yürümeden anında adam da koşmaya izlemek başlıyor. istiyoruz. Evet. Bir bakıyorsunuz adam ağırlıkları almış eline. Karnı, göbeği var. Yağlanmış ama diyor ki ben kaslarımı çıkartmak istiyorum. Belki de o açıdan söylenebilir ama yürüyüş muhakkak ya da uygun bir spor aktivitesi muhakkak yapılmalı. Yine 1,90 boyunda bir soru geldi ama aynı kişi mi yazdı tekrardan bilemiyorum. Bence o, bence ki aynı kişi olabilir, evet. Oğlumun boyu 1,90, 14 yaş, boyu uzar mı? Boyu 14 yaş, tabii ki boyu uzayabilir. Gayet sağlıklı beslensin. Muhakkak bir spor yapıyordur. Eminim ki bir basketbol oynuyordur. Eğer oynuyor ise Evet, daha bence çok. basketbol oynuyor çünkü orada kupalı ve madalyalı bir resim var ama. Harika, tebrik ediyoruz onu. Boyu uzayabilir ama ne kadar uzar? Yani Evet. belki bir ikiyi bulabilir. Eğer düzgün beslenir, antrenmanlarına iyi devam ederse potansiyel boy uzaması daha var. Tamam, teşekkür ederiz. Glikojen depo hastaları ömür boyu diyet yapmaları gerekiyor mu? Çok Sorusu güzel. Bu var. benim uzmanlık alanım zaten. Glikojen depo hastaları 6 tiptir. Daha sonra farklı tipleri de vardır. Glikojen depo tip 1 AB gibi. Bunun temel nedeni de şudur. Glikojene dönüşecek glikozun metabolizmalarında karaciğerde oluşan defektlerdir. Bazı enzim eksikleridir. Tip 1'de, tip 3'te ve tip 6'da diyetin etkinlikleri var. O yüzden yaşam boyunca onlar diyet yapmalılar. Özellikle zaten kendisi de çok iyi biliyordur. Çiğ mısır nişastası kullanıyorlar. Özellikle akşamleyin toplam enerjinin %25'ini gece sabaha kadar drip infüzyonla hesaplayıp veriyoruz çocuklarımıza. O yüzden yaşam boyunca yapmalılar. Bir soru daha var. Hocam, Tabii. vegan beslenmek sağlıklı mı? Kızım vegan besleniyor. Sağlığı için kaygı duyuyorum. Şöyle, aslında vegan beslenmek bir tercih meselesidir. Yani vegan beslenme diye bir beslenme stili yoktur. Ancak şunu biliyoruz, erişkin dönemde veganlar üzerinde yapılmış çalışmalarda özellikle bazı kanser türlerinde, kalp hastalıklarında insidansın düşük olduğunu gözlemliyoruz. Büyüme çağındaki çocuklarda, erişkinlerde tek başına vegan beslenme iyi planlanmadığında sağlık için çok olumlu değil. Olumsuzlukları da var. Özellikle mikrobiyotada yararlı bağırsakların, bakterilerin sayıları azalıyor. Mikrobiyota değişiyor. Mikrobiyota değişince otoimmün sistem hastalıkları oluşuyor. Bir de sadece tahılla, sebzeye, meyveye dayalı bir beslenme de insan vücudu için çok uygun değil. Özellikle glikoz intoleransı ve diyabet gibi pankreas ilgilendiren hastalıklar için risk faktörü olabiliyor. O yüzden şöyle olabilir. Çocuğun yiyecekleri çok iyi planlandığında, örneğin sebzeyi yediği zaman yanına İşte birazcık kuru baklagilini, yağlı tohumunu koymak, kuru baklagilini yediğinde tahılını koymak gibi, meyve yediği zaman yağlı tohum bir arada koymak. Ayrıca büyüme için gerekli olan potansiyel bütün vitaminlerin de çocuğun beslenmesine eklenmesi gerekiyor. Eğer öyle olursa çok büyük bir sorun yok. Ama o değil ise o zaman sıkıntılar olabilir. O nedenle bir endokrin uzmanı, bir beslenme uzmanı ile birlikte iyi değerlendirme yapmakta faydalı. Teşekkür ederiz. Kızım 11 yaşında, 1,60 boyunda, 56 kilo. 2 gün önce regl oldu. Boyu uzamaya devam eder mi? Neler Tabii yapabilirim? tabii devam eder. Sonuçta biz menarşe girince deyince direkt boya tık diye orada kalmayacak. Evet. Potansiyel beklenen boyu daha Yavaşlayacaktır yavaşlayacak. herhalde. Ama boyu uzayacak. Neye dikkat edeceğiz? Çocuğumuzu kucaklayalım. Keyifli bir şekilde spor yaptıralım. Biraz önce söylediğim süt ve süt ürünleri. Türkiye'de çünkü şu anda çok büyük bir kaos var. Özellikle bazı yiyecekler için çok kanıtlanmamış bazı belgesellerden de izlenip de insanların ürkmesine neden olan konular var. Bunların başında süt geliyor, ikincisi buğday geliyor. Aslında Türkiye'de buğdayın hiç genetiği değiştirilmedi. Sütler çok kaliteli bir şekilde, küçük çiftçide de öyle, büyük üreticide de öyle. Yeter ki kontrolleri olsun, en iyi sütü alalım. Çiğ süt yerine
Yani biz evimizde zaten çiğ süt içemeyeceğimiz için ne yapıyoruz? Biz ısır işlem yapıyoruz. Bunların doğru olmuş olması önemli. Bunlar için mutlaka günde bir su bardağı süt, bir dilim peynir, bir yumurta, bir kase yoğurt, mutlaka 3 porsiyon sebze, 2 porsiyon meyve ve şunu gelemedik. Et çok önemli. Kırmızı et ve beyaz et. İkisinin birbirine göre çok büyük üstünlükleri yok. Kırmızı et bulursak kırmızı et, beyaz etleri de tavuk, hindi ve balık eti olarak yiyebiliriz. Türkiye'de balık eti tüketimi çok düşüktür. Günde 12 gram kadar gibi. Normalde çok yüksek olmasını isteriz. Ve ayrıyeten tabii ki mesela tavuk ve hindi eti için de endişeleri var ailelerin. Güvenli tavuk, güvenli hindi eti muhakkak tüketmeliyiz. Kuşbaşılar şeklinde et soteler yapıp yedirmeliyiz çocuklara. Farklı farklı birçok yiyecekler çocukların tanıştığı zaman büyümelerinde büyük bir potansiyel yarar sağlıyor diyebiliriz. Teşekkür Bu ederiz. arada meslektaşlarım var Aslan Hanım. Ben onlara da herkese teşekkür ediyorum diyeyim katıldıkları için. Bizim Biz de katılan çok teşekkür ailelerimizin ediyoruz. dışında. Şimdi Evet. Cenk Güneş diye bir meslektaşımı görüyorum. Sanıyorum onlar da merak ediyor. Bu arada çok değerli arkadaşım Ankara'dan Pelin Özyiğit Türker. O da Başkent Üniversitesi'nin Beslenme ve Diyetetik bölümünde öğretim üyesi, doçent doktor kendisi. Burada olmuş Çok olması büyük bir teşekkür keyif. ediyoruz. Evet, çok teşekkür ediyoruz katılımları için. Bir sorumuz daha var. 11 yaşında bir kız çocuğu için diyet yazmak mümkün mü? Şöyle genel anlamda biz şöyle deriz. Çocukların eğer obezite, fazla kilolu ya da obezite bir durumu var ise büyüme eğrilerine baktıktan sonra ilk önce takip ederiz. İlk söylediğimiz şey şudur. Ailedeki bir diyet yazmak yerine hatalı beslenme davranışlarını bir çıkartıp aktivite yapmıyorsa aktiviteyle birlikte çocuğun bir ya da 2 ay sonraki bir tartısına bakmak önemlidir. Örneğin çocuk mesela diyelim ki sabahleyin kalkıyor, okulda kahvaltı yapmıyor, öğlen çok fazla yiyor, eve geliyor aç, daha bu junk food dediğimiz ya da kalorisi yüksek, yağı ve şekeri yüksek olan yiyeceklerden yiyor diyelim. Akşamleyin ailede sofrayla yiyor. Biz ilk önce şöyle söyleriz, bir kahvaltıyı ilk önce yaptıralım. Güzel bir şekilde sütü, yoğurdu, peyniri, işte sütü, peyniri, yumurtası olsun, ekmeği olsun. Sonra öğle öğününde 3 tabak, 3 tane tas yemek yiyorsa biz onu 2'ye indirelim deriz. İşte dengesini söyleriz vesaire gibi. Ve aktivite yapmaya başlarız. Bu çocuk aslında küçücük değişimle 1 ay içerisinde 1 ya da 2 kilo verir. O zaman deriz ki çok güzel aile adapte oluyor. O zaman bir beslenme programı yazmak yerine çocuğun potansiyel boy uzamasını da sağlayarak. Çünkü çocuk 1 yıl sonra başka bir boyda olacak. Kilosunu aynı tutuyor olmuş olmamız büyük bir başarı o zaman. Yani bir izleme ihtiyaç var. İkinci aşamada ise şöyle. Çocuk baktık ki bu durumdan fayda sağlayamıyoruz. Aile kontrol edemiyor. O zaman diyoruz ki biz çocuğa yeterli ve dengeli beslenme menüsü planlayalım. Bir diyet değil. Ve bununla kilo almasını engelleyelim. Boy uzamasını sağlayalım. Çocuğu yine takip ediyoruz. Baktık ki bu yeterli beslenmeye doymuyorsa o zaman zayıflama diyetini yine bir muhakkak pediatristle birlikte, bir beslenme uzmanıyla birlikte iyi takip yaparak çocuğun tekrar söylüyorum ayda 1 kiloyu geçmeyecek şekilde boyunun da uzamasını sağlayacak şekilde bir zayıflama diyetinden çok aslında kaloriyi dengeleyen bir diyet hazırlanabilir. Ama benim gözlemlediğim şöyle Aslan Hanım. Çocuklara diyet yazdığınız zaman hiçbir zaman sonuç almazsınız. Verdiğiniz kiloyu daha fazlasıyla hızlı bir şekilde çocuğun daha çok obez olmasına neden olursunuz. O nedenle anne ve babanın yeme davranışını değiştirmesi, okulda öğretmeniyle birlikte çok yakın irtibatta olması. 13 yaşında oğlum, 1,50 boyunda, 42 kilogram, iştahsız. Ben de 1,54 boyundayım. Boyu uzar mı diyor. Uzar çocuğun Sorumuz. şimdi genetik olarak ne dedik potansiyel beklenen bir boy var ama bu boy maksimuma gelebilecek boydur. Yani diyelim ki anne babanın boy ortalaması 160, çocukta da 160 165 bekleniyor diyelim atıyorum. Çocuk eğer iyi beslenirse secular trend dediğimiz bir olay var ya da catch up growth diyoruz. Bir sonraki nesillere göre bir önceki nesillere göre bir sonraki nesiller daha uzun boylu olabiliyorlar. Eğer çocuğu iyi beslerse her zaman burada şu çok önemli. İyi beslenmek ve düzenli fiziksel aktivite yapmak. Bu ikisi bir arada olduğunda çocuğun Kesinlikle. potansiyel boy uzunluğu, çocuğun kemik yoğunluğunda artış, çocuğun kas kitlesinin korunması gibi ya da erişkinde de böyle
erişkinliğin kemik yoğunluğunun korunması ve kas kitlenin korunması için anahtar iki tane nokta. Düşünün, ilaçsız, maliyetsiz ve yaşamınıza değer katan çok iki tane unsur. O yüzden rahatlıkla Safiye Hanım, endişelenmeyin. Oğlunuzun Rica. boyunuzamasını bekleyebiliriz. Benim bir sorum olacak Buyurun. yetişkinlik dönemiyle ilgili Selahattin Bey izniniz olursa. Tabii. Çocukluk döneminde kazanılan beslenme alışkanlığı yetişkinlik dönemindeki beslenmeyi etkiler mi? Genel araştırmalar onu gösteriyor, etkiliyor. Hatta çocukluk döneminde iyi bir beslenme alışkanlığı, erişkinlik döneminde de çocuğun beslenmeye bakış açısında her zaman olumlu bir etki yaratır. Özellikle biz diyoruz ki çocuğun algıladığı en önemli yaş 7 yaş. 7 yaştan sonra çocuğu çok iyi eğitebilirsiniz. Fakat o zamana kadar siz gözü kapalı bir karanlık bir yolda yürüyor gibisiniz. Yani çocuğunuzu düşünün, okula başlayıncaya kadar ne şeker ne asitli içecek hiçbir şeyle şeyi karşılaştırmıyorsunuz. En büyük sorun okula başladığı zaman oluyor. Neden? Çocuk sosyalleşiyor. Tabii. Çocuk arkadaşına gidiyor. Arkadaşına gittiği zaman başka yemek kültürüyle karşılaşıyor. Sizin hiç vermediğiniz yiyecekler belki de onların masalarında ilk verilen yiyecekler oluşuyor. Çocuğun susadığı zaman hemen içecek bir asitli içecek veriliyor. Ve böylece çocuğun beslenme davranışında çocukta bir patoloji oluşuyor. Diyor ki acaba hangisi doğru? Çünkü mesela ben şöyle hatırlıyorum küçüklüğümde. Biz market alışverişine genelde aileyle beraber giderdik. Ayın sonunda bir aylık alışverişler yapılırdı. Bizde mesela hiçbir zaman salam, sucuk, sosis alınmazdı ki babam kimya mühendisi, annem çok akıllı bir akıllı birisi olduğu için ve şöyle derdi mesela bunların içerisindekiler hiçbir zaman bizim vücudumuz için yararlı değil. Ben de ne zaman gitsem arkadaşlarıma hep bunlar sabahleyin pastırmalar, sucuklar, sucuklu yumurtalar yapılırdı. O yüzden bir kargaşa oluşuyor tabii ki. Yani kim doğru söylüyor acaba? Çünkü onun yediği niçin zararlı olsun gibi. O nedenle çocukların beslenme alışkanlıkları her ne kadar künt bir bilgi verseniz de çevresel olaylardan çok fazla etkileniyor. Ben genelde yine bunun denetlenmesi taraftarıyım. Beslenme çünkü hayatın her alanında bize her açıdan koruyucu bir şey. Bugün şunu biliyoruz. Dünya Sağlık Örgütü 2003 yılında başladı bunu. 2015 yılı, bugün Sürdürülebilir Beslenme Akademisi'nin 2030 hedeflerinin içerisinde beslenmenin bulaşıcı olmayan kronik hastalıkları için korunmadaki payı %65. Nedir bu? Kanser, diyabet, hipertansiyon, bunun dışında obezite ve koroner kalp hastalıkları. Yani insanların yaşam boyunca gördüğü en korkunç hastalıkların beslenmeyle koruyabiliyoruz %65. Yine şunu düşünmeliyiz. Mesela siz bugün bir şey yediniz, örneğin zararlı bir yiyecek yediniz, zararlı olarak gördüğümüz patates kızartması diyelim. Yani zararlı olduğu kesin biliniyor, kızartma. Siz ertesi günü koroner kalp hastası olmuyorsunuz. Mesela o gün patates kızartması yediği zaman bir gün sonra 3 kilo almıyorsunuz. Nedir? Beslenmenin en önemli etkisi 20'li, 30'lu, 40'lı yıllar sonrasında çıkıyor. Bu kronik hastalıkların çıkma yaşı küçük yaşlara çekilmiş olmakla birlikte dönemimizde daha çok nedir? 50 ve üzerindedir. O yüzden biz iyi beslenirsek 50 yaş üzerindeki garanti bir sağlıklı yaşam stili elde etmiş olacağız. O açıdan çocuklar sağlıklı beslenme açısından 7 yaş üzerinde bilinçli olarak eğitilebilir. 7 yaşına kadar kazandırılabilir. Daha sonra da takip edilerek onun korunması önemli ama sanıyorum bu yüzyılda elbette çok zor diyebiliriz. Evet, kesinlikle öyle. Ama kaliteli yaşam içinde kaliteli beslenmek Çok önemli. kesinlikle çok önemli. 24 saatlik dilim içerisinde bizim yemek için ayırdığımız süreç 8 saat. O genelde 16 saati akşamleyin gece yatıp uyuyuncaya kadar geçiyor. 8 saatlik dilim içerisinde bütün yediklerimizi, içtiklerimizi bilinçli olarak seçmek ve sağlıklı olanla değiştirmek zorundayız. Eğer değiştirirsek biraz önceki söylediğimiz o kronik hastalıkları görme şansımız çok minimize olur. Görmeyeceğiz diye bir kaydı yok. Kanser, ondan sonra mesela çok sağlıklı beslenip çok alkol alıp sigara tüketiyor olabilirsiniz. Bu sizin hastalığa yine bir kapı açmanıza neden olabilir ama genel anlamda koruma faktörünün %65 olduğunu biliyoruz. Teşekkür ediyoruz Tamamdır. Bu arada Selahattin. Londra'dan da katılanlar var. Teşekkür ediyoruz. Çok Selamlar. teşekkür İyi ediyoruz. akşamlar.
çok keyifli ve gerçekten çok aydınlatıcı bir sohbet olduğunu düşünüyorum. Takipçilerimiz ve benim adıma. Kendinize çok iyi bakın. Çok çok teşekkür ediyoruz tekrardan. Tekrar görüşmek istiyoruz inşallah. Sizin için İnşallah. Olursa. Seve seve zaman ayıracağım. Çünkü sizin gibi değerli kurumlarla özellikle velileri bilgilendirmek, çocuklarımıza dokunmak benim için büyük bir ayrıcalık. Çok Beni davet ettiğiniz için ben de ayrıyeten size çok teşekkür ediyorum.